Buyurun. Özlem Hanım, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz? Çok mersi, ben de iyiyim. Mersin'deyiz. Evet, Mersin'deyiz. Çok sıcak bir yerdeyiz. Çok da sıcak bir karşılamayla karşılandık. Çok güzel bir açılış. Böyle işin içinde güzellik olunca, bakım olunca zaten sevdiğim şeyler bunlar. Bugün de keyifli bir açılıştayız. Arkadaşlarımızla beraberiz. Bir kere çok uzun bir süredir işle ilgili ortamlarda bulunamadığımız için, tekrar bir arada olduğumuz için onun ayrı bir heyecanı var benim için de. Çok mutluyum. Şimdi bu kadar güzel bir arada olunca onlara sorulan ilk şey güzellik sırları oluyor. Malum bir süreçten geçtik. O bakımsızlık, yani, isyan halleri kadınların. İsyan halleri, Allah'ım, yani şu anda saçımızın fönü var, makyajımız var, böyle elimiz ayağımız bakımlı. Tabii ki bunları özlemişiz. Bu da çok güzel. Bir iki üç ay bunları tamamen unuttuğumuz en doğal halimi yaşadığım bir dönemden sonra şimdi tekrar, bir de özellikle bugün de açılış olduğu için bir ekstra da tabii süspüs yaptık. Böyle insan kendini iyi hissediyor ya. Her kadın kendine baktığı zaman kendine olan güveni, kendine olan enerji, hayata bakış açısı değişiyor. Ben öyleyimdir yani. Böyle makyaj yapmadığım zaman, soluk olduğum zaman bir ruhum bir karamsar. Ama böyle saç baş yapılıysa insanın bir kere yürüyüşü bile değişiyor ya. Güzel bir şey. Şimdi bu kadar bakımlıyken geçtiğimiz günlerde çıkan o kilolu haberleri. Ben evet. Şu anda hiç de göremiyoruz. Ben aslında bütün o fotoğraflara görsel olarak mümkün oldukça da fotoğraf değil. Çünkü Photoshop'a da hep şu fotoğrafları da photoshopluyorlar. Mümkün oldukça böyle canlı röportajlar ve videolar paylaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, hakkımdaki dedikodulara inanmayın. Kendim hala 36 beden ve 2 small giymekteyim. Bu tip dedikodular ve bu tip fotoğraflar sizi yanıltmasın. Gerçekler aslını yaşatır. Şimdi peki ben o zaman size şöyle bir soru sorayım. Demet Akalın Özlem'in hakkını yemeyin dedi ama ben size şunu sorayım. Demet de fıstık gibi. Ama photoshoplu resimler. Canım, onlar kapak fotoğrafı, kim yapmıyor bu zamanda photoshopunu yani o kadar. Ama abartıldığı kadar yani, o resimdeki gibi ne o ne de benim. Yani mutlaka ki karantinadan çıkmış, herkesin biraz fazlalığı oluyor ama orada bir abartı bir şeyler vardı. Yani ben de kendimi tanıyamadım. Bembeyaz, göbekli, kollar lömbür lömbür, et içinde salmış kendini bir kadın var orada. Bir de daha çirkin çekilemem, böyle bir şey konuşurken ağzım açık falan. Yani böyle yerden yere vurulmuş. Neyse ki hayat yani devam ediyor. Daha yaz uzun. Daha çok fotoğraflar çekilir, gerçekleriyle yan yana koyarız onları. Bu arada Duygu Hanım da çok tartışıldı ama o da çıktı, açıklama yaptı. Ya o da Işık sağlık diye. Problemim de var dedi ama mesela. Bilmiyorum tabii, şimdi herkesin kendine göre. Kimisi mutludur aldığı kilodan. Yani ben kilo aldığım zaman mutlu olan bir kız değilim. Ben çocukluğumdan beri hep zayıf olmaya alışmışım. Bana mesela ay bugün saçın makyajın güzel olmamış dedikleri zaman ya öyle mi, yarın böyle yapmayayım derim. Ama bana sen azıcık kilo mu aldın dedikleri zaman ben hayata küsen, çok morali bozulan, bütün enerjisi dibe vuran bir insanım. Benim kiloya karşı bir hassasiyetim var. O yüzden bana kilolu demeyeceksin. Yani bana kilolu deme. Çünkü kendime bakıyorum. Ben düzenli olarak hocayla çalışıyorum. Haftanın iki günü spor yapıyorum. Karantina döneminde de kendi başıma çalıştım evde spor aletlerimle. Evet, yemeği seviyorum. Şimdi en azından ev hayatından çıkıp biraz daha sosyalleştiğimiz için özlediğim yemekleri de yemeye başladım. Evet, ama yani hiçbir zaman öyle çok kilolu olmadım. Peki gelmişken tantunini falan yedin mi? Yok, yemeyeceğim. Bu sıcakta çok mersi. Hakkımdaki dedikodulara cevap vermek için açım. Peki çok canınız çekip de yiyemediğiniz şey oluyor mu? Patates kızartması. Bir tek yani, bak o tantuniymiş, kebapmış, etmiş zaten bu sıcakta midem çok fazla. Ama çocukluğumdan beri tek karşı koymadım ve görünce, kokusunu duyunca böyle içimin bir cız ettiği, böyle önümden geçip de arkasından melül melül baktığım tek şey patates kızartmasıdır şu hayatta. Malum yazı hatta yeni başladı diyebiliriz, evet. Devam etmiyor. Evet. Bundan sonraki süreçte neler yapacaksınız? Bundan sonraki süreçte bir kere benim için öncelikle tatilden ziyade çalışma ağırlıklı. Çünkü zaten 3 ay yeterince dinlendim, hiç yorgun değilim. Bütün gücümü, enerjimi işime vermek için hazırım. Çok yakında bir televizyon projesi olacak. Artı onun dışında ekstra işlerim var. Bu yaz şimdi yakın zamanda bir Bodrum tatil planımız var Demir'le beraber. Oradan da bu işlere girip girip geleceğim. Biz de merakla bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun.